Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı. Umarım yanılmam demişti. Enflasyonla ilgili 50'yi göreceğimizi zannetmiyorum, sanmıyorum dedi. Valla epeyce TÜİK uğraşmış belli ki. Ben de öyle bir kanaat var ama neyse. 50'yi bulmuşuz. Yani 2022'den bahsediyoruz. Yani yanılmam, umarım yanılmam dedi. Ama sanki yanıldı gibi geliyor bize bu enflasyon. Önümüzdeki yıl, geleceğe noktalar heyecanlanıyorum. Enflasyonda %50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam. Yanılmamış doğru. TÜİK onun istediği şekilde yanıt vermiş. Yıllık enflasyon açıklanmadan hemen önce Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Japon medyasına yaptığı açıklama paylaşıldı. Bakan %50 seviyelerini görmeyiz izledikten yarım saat sonra TÜİK %48,69 yıllık enflasyon açıkladı. Bakan Nebati'nin söylediği şeyleri çok ciddi almamak lazım. Enflasyonun Ocak ayında pik noktaya ulaşmasını öngörüyorum. Maliye Bakanımızın da ifade ettiği gibi Ocak ayının pik olacağını tahmin ediyoruz. Belli ki AK Parti Grup Başkan Vekili Eli Taş'ın Hazine Bakanı'nın 14 Ocak'ta yaptığı Ocak ayında en tepe enflasyonu göreceğiz açıklamasını revize ettiğinden haberi yok. Çünkü Nebati enflasyonun en yüksek görüneceği ay tahminini değiştirdi. Enflasyon Nisan ayında %50'nin altında tepe yapacak. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuysam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın. Türkiye'de. 6 ay gözümüzü kapattık. Daha ikinci ayında %50 enflasyona geldi Türkiye ya. Bu da TÜİK rakamı. Yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydetmeye başlamasını ve Aralık ayındaysa baz etkisinden dolayı keskin bir şekilde gerileyeceğini düşünüyoruz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığı artık söylediği hiçbir şey ciddiye almıyorum. Teknik olarak bir şey izah etmesi gerekir. Yani o makam sloganvari konu bir şeyler söylenecek bir makam değildir. Gülçinem gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomiyi gözlerdeki ışıltıdır. Ekonomiyi gözlerdeki ışıltı olarak tarif eden Hazine ve Maliye Bakanı Nisan ayına kadar enflasyon yüksek seyredecek ama %50 seviyesini de görmeyeceğiz diyor. Ocak ayı enflasyonu 50'ye dayandı. Şimdi yaz aylarında enflasyonun düşmesini bekliyoruz. Bütün umudumuz karpuzda. Allah'tan karpuz var çok şükür. Ama bu bir marifet mi? Yani karpuz zaten tabiatı gereği bu ülkede var. Çiftçimiz yetiştiriyor, insanımız da sağ olsun yiyor. Ve güzel de yani. Ama bu mu yani bu mu bizim iktisada ekonomiye dair performansı bu ülkenin hükümetinin iktidarının bu mu? Böyle mi olacak? Şimdi mesela yanılma payına bakıyoruz yüzde yüze yakın. Ve uzun zamandır buna alıştık da garip bir biçimde uzmanlar da alıştı. Bizim haber merkezimizdeki kıymetli arkadaşlarımız bu bununla ilgili evetim işte fikir alıyorlar, bilgi alıyorlar. Türkiye'nin piyasasından, ekonomisinden, akademik camiasından, uzmanlarından, partilerinden, sendikalarından fikir almaya çalışıyorlar. Sağ olsun bize konuşan insanlar, işte orada fikirlerini beyan edenler onları ayrı tutuyorum. Pek çok kişi şöyle durun bakalım bir yarın öbür gün filan işte neyse filan. Bu ne ya? Bu ülkede kim ne iş yapıyor ya Allah aşkına? Yanılma payı %100 civarında bu enflasyon tahminlerinde. Kendi şirketi dışında bu insanlar iş bulabilir mi emin değilim bu yanılma payıyla. Yani, yani hepimiz yanılabiliriz zaten bu kadar yanılırız ne olacak ki? alışveriş yapan insan bile hakikaten bu ülkede hele şu hızlandırılmış vatandaşlık okulundan geçerken pek çok daha doğru tahminde bulun bulunabilir.